Çocuklarda böbrek taşları varlığında mutlaka tabii ki bu olayın varlığını farkına varmak gerekir. Ancak bulgular, yani çocuklardaki yakınmalar biraz erişkinden farklı olduğu için bazen akla gelmeyebilir idrar yollarında herhangi bir taş ve buna bağlı problem yaşayıp yaşamadığı. Ama eğer bir şüphe var ise, işte karın ağrısı var, sarardı, soldu, mutsuz, iştahı yok, acaba taş da olabilir mi? İdrar tahlili yapıldığında taş yönünde belirleyici olabilecek, işte idrarında biraz enfeksiyon var, biraz kanama var. Bu gibi bulgular var ise yapılan ilk tetkik genellikle taş hastalarında ultrasonla başlarız. Ultrason yaptığımızda eğer taşlar görülüyorsa ve tedavi gerektirebilecek irilikte taş söz konusuysa mutlaka daha ileri tetkik yaparak taşın yeri, büyüklüğü, sayısı, idrar yollarında yarattığı problemin büyüklüğünü anlamak için kontrast vermeden çekilen bir tomografi örneğin en uygun görüntüleme yöntemi olacaktır. Yine aynı şekilde ultrason yapıldı ama böbreklerde herhangi bir taş görmediğini söylüyor ultrason. Görmeyebilir, bazen böbrekten çıkmış ve kanalda düşmekte olan bir taş ultrasonda görülmeyebilir. Onun için yine tomografiyle net tanı koymakta fayda var. Bazen bu düşmekte olan taş tıkanıklık tam yapmadığı için tamamen doğal bile diyebilir ultrason. Böbreklerde herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bir taş hastalığı sanki hiç yokmuş gibi algılanabilir. Ama yeterli şüphe var ise gerçekten bir taş konusunda problem olup olmadığını, yani problemin altta yatan sebebin taş olup olmadığını net ortaya koymak istiyorsak bunun günümüzdeki en ideal, en net yöntemi hiç damardan bir ilaç vermeye gerek olmadan sadece idrar yollarını yukarıdan aşağı doğru sık kesitlerle tarayarak çekilen, kontrastsız çekilen bir bilgisayarlı tomografidir.